Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün bir işbirliği projesiyle karşınızdayız. Nomad Exiles projesini sizler için detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Hazırsanız çayınızı, kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Şimdi öncelikle proje nedir? Oradan başlayalım. Son süreçte oldukça popüler olan blockchain tabanlı bir oyundan bahsediyoruz. RPG türü bir oyundan bahsediyoruz ama oyunun farklı farklı özellikleri var. NFT'lerinden tutun da farklı farklı birçok özelliğe kadar. Evet, bu Nomad Exiles en başta şundan bahsetmek lazım. Bu son dönemdeki GameFi trendinden faydalanan bir oyunun blockchain halinde piyasaya sürülmesi gibi bir durum. Şöyle gördüğümüzde en önemli özelliklerinden bir tanesi 2 milyon dolara yakın bir sermaye toplamışlar. Pek çok venture şirketinden destek toplamışlar. Burada işte Master Ventures, Shima Capital, Lex Capital, Seedify gibi pek çok platformdan destek alarak çıkan bir proje. Halihazırda da dünyada 200 bin aktif aylık kullanıcısı olan bir direkt mobilden oynanabilen bir oyuna sahipler. Projenin şöyle biraz ekibinden bahsedecek olursak bu alanda tecrübeli bir ekibi var. Age of Magic, Mighty Party, Dragon Age, Star Wars Old Republic gibi hani oyun sektörüyle alakalı Estonya merkezli bir oyun firmasının yaptığı bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi önümüzdeki dönemde de bu oyunla alakalı bir IDO yapıyorlar. Videoda da görebileceğiniz gibi Pride Games Studios isimli bir oyun stüdyoları var. Bunlar işte kendi Estonya'da pek çok çalışanı olan bir oyun firması. Videodan da işte stüdyolarının nasıl bir çalışma ortamları olduğunu şu anda izleyebiliyorsunuz. Daha önce oyun geliştirme alanında tecrübeli isimlerin olduğu bu stüdyo şimdi de bu blockchain oyununda çalışıyorlar. Oyunun yol haritasına baktığımız zaman 2022 yılı içerisinde bizleri neler bekliyor diyor. Şöyle bir baktığımızda 2022'nin ikinci çeyreğinde NFT satışlarının başlayacağını görüyoruz. Yine oyunun alfa versiyonunda 2022 ikinci çeyreğinde yine aynı şekilde çıkacağını söyleyebiliriz. Bu arada şunu söylemek lazım. Önemli bir airdrop kampanyası yapacaklar. Buna katılmak için videonun aşağısında biz açıklama kısmında linkleri bıraktık. Bu sosyal medya hesapları üzerinden projeyi takip ettiğiniz zaman airdrop'a katılım hakkı kazanıyorsunuz diyebiliriz. Evet, oyunda karakterinizle dolaşıp etrafta malzemeler topluyorsunuz. Çeşitli materyaller topluyorsunuz ve o materyallerle hayatta kalmaya çalışıyorsunuz diyebiliriz aslında. Şöyle biraz izlediğimizde oyunun ilk gameplay trailerını karakterinizle dinlenebiliyorsunuz. Bana aslında çeşitli farklı oyunları anımsattı. Biraz The Forest etkisi var sanki, böyle craft yapma olsun, avcılık olsun. Aslında standart RPG oyun öğeleri olduğunu söyleyebiliriz. Topladığınız malzemelerle işte oyun içerisinde evler yapabiliyorsunuz. Kendi base'inizi oluşturabiliyorsunuz. Böyle keyifli eşyalar koyabiliyorsunuz. Bir oyun görünümünde Nomad Exiles. Burada işte düşmanlarla savaşıyorsunuz. Çeşitli düşmanlardan elde ettiğiniz ganimetler de size oyun içinde katkı sağlıyor. Bunları da işte oyunda NFT olarak kullanabiliyorsunuz. Güzel malzemeleri satabiliyor veya satın alabiliyorsunuz. Bu açıdan baktığımızda oyun bir RPG'de olması gereken her türlü özelliği kendi içinde barındırıyor gibi gözüküyor. Oyun genel olarak işte standart bir RPG oyun. Neler var? Silahlar var, bir sürü silahlar, bir sürü zırhlar, bir sürü farklı loot box'lar ve bunlar işte oyun kullanıcıların kullanabileceği Pride token'lar olacak. Bu Pride token'ları insanlar işte arenada savaşmak için satın alacaklar, kullanacaklar ve bu oyunda size bazı avantajlar sağlayacak. Keza benzer şekilde de NFT'lerde de oyun içi insanların birbirine satabileceği silahlar vesaireler pek çok kullanılabilir şey olacak. Bir RPG oyunu tamamen blockchain altyapısıyla uyguladıklarını söyleyebiliriz. Nomad Exiles'ın web sitesine de baktığımızda ki bu videonun açıklamasında mevcut. Orada da oyunla ilgili bilgiler var. Böyle bir kripto RPG oyunu olduğunu, NFT ve free to play mekanikleri olduğunu söylüyor. Şöyle baktığımızda işte bu NFT karakterlerin veya işte oyunda geçecek mekanlarla alakalı çeşitli karakter görselleri var. Oyunu merak edenler girip bu videonun açıklamasındaki linkten bakabilirler. Şöyle onun dışında baktığımızda bu Exile'ın token ekonomisiyle ilgili de bazı veriler var ki 250 milyon toplam arzı olacak ve public satış fiyatı 0,1 dolar. Burada tabii ki partneri olduğu pek çok venture firmasının da ismini bulabilirsiniz. Çok ciddi bir kapital toplayarak piyasaya girdiklerini söylemiştik. 2 milyon doların üzerinde bir satış yaparak daha
projeye başlamadan böyle bir sermaye topladılar. Şöyle onun haricinde avantaj noktaları olarak bahsettiğimizde işte ekonomisinin güçlü olduğunu, çok farklı oyun içi mekanikler olduğunu ve değişik bir farm sistem mekaniği olduğunu ve bunların hepsinin oyuna değer katacağını iddia ediyorlar ki pek çok işte demin bahsettiğim gibi kurumsal yatırımcının desteği olması da projenin avantajlı taraflarından bir tanesi olduğunu söylüyorlar. Şimdi şundan bahsetmek lazım. IDO olacak dedik. Şöyle bir bakıyorum. Bayağıdır böylesini görmemiştim. Yaklaşık 10 belki daha fazla IDO platformunda satış yapılacak. Yani her yerde parça parça bu aşağıdaki biraz da sayıcı IDO platformlarından birini kullanıyorsanız alabileceksiniz. 17 Mart'ta Seedify'da, gene 17 Mart'ta TruePNL'de, 18 Mart'ta Moonstarter'da, 18 Mart'ta yine DAO Launcher'da, 19 Mart'ta GameStarter'da, yine 19 Mart'ta PlayPad'de, 20 Mart'ta TrustPad'de, 21 Mart'ta Communitas'ta, 23 Mart'ta Roseon'da, 23 Mart'ta yine Paragen'de ve 23 Mart'ta yine Apollo X platformunda. Yani üşenmeyip sayarsak 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 platformun herhangi birini kullanıyorsanız bu videonun açıklamasında da yazıyor. Bu projeye dahil olup siz de IDO'dan satın alabilirsiniz. 6-25 Mart'ta da itibaren listeleneceğini söylüyorlar projenin. Proje kendine göre iddialı bir proje. Arkasında pek çok destekçisi var, yani kurumsal anlamda bir şeyler yapmayı çalışıyorlar. Eğer ilgilendiyseniz bu videonun açıklamasındaki linkten siz de projeyle ilgili bilgi alıp öz satışına katılabilirsiniz.